Çok güzel ürünler aldık. Fiyatlarını tek tek bakalım neymiş, ne değilmişler diye. Ama renkleri harika. Böyle bir eyeliner var. Zaten buna kalıbımı basarım yani. Masum bir hava veriyor ya böyle. Verdiğiniz paraya değer zaten ve bu benim elime yapıştı. Ben serumları harika. Hiç laf uzatmadan başlayalım çünkü çok fazla ürün var. Selam arkadaşlar. Selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Kasım indirimlerinden çok güzel ürünler aldık. Instagram'da da bir anket yaptık. Onları kanalda gösterin. Fiyatlarını tek tek bakalım neymiş ne değilmişler diye yazdığınız için yani ankete katıldığınız için bugün biz de bu videoyu çekiyoruz. Yes. O zaman hiç laf uzatmadan başlayalım çünkü çok fazla ürün var. Hem biraz deneyimlerimizi anlatırız hem de ilk aldığımız ürünleri burada belki birlikte deneriz. Bazılarını sürdük zaten. Onları da öyle gösteririz. Ayrıca arkadaşlar bu ürünleri tek tek çektiğimiz, denediğimiz Reels'lar da Instagram'a gelecek. Yine orada da istediğiniz başka markalar varsa yine bu videonun altına yorum olarak eklerseniz biz de ileride o markalardan da alıp, o ürünleri de alıp sizler için deneyip Instagram'da Reels'larız. Reel'larız daha doğrusu. Evet arkadaşlar şimdi Revelation'ın şöyle bir yüz paletini, bunu 240 TL'ye aldım arkadaşlar. Bununla kontür yapabiliyorsunuz. İşte burada light, medium diyor. Her renk var aslında. Açık da var, koyu da var. Sadece böyle siyahımsı renkler yok. Açık bu biraz zor açılıyor. Tırnağın kırılır. Allah korusun. Şöyle göstereyim içindeki renkleri de. Şunlar highlighter. Diğerleri de kontür için evet. Kullanılıyor. Şu da herhalde o meşhur kuaförlerin sürdüğü aydınlatma için kullanılan bir şey. Sürelim mi bunu bronzer acaba? Hı? Bronzer olarak evet. Bende var. Sen dene istersen. Şöyle bir fırça. Onu da o... Hangisini deneyim? Tozu mu deneyim, kremi mi deneyim acaba? Bence tozu dene. Tozu deneyelim bakalım. Hı. Şuraya deneyeyim. Çok şey oldu bu. Dur, yakın aynaya geçiyorum arkadaşlar. Panik yok. Böyle durumlarda paniklemeyeceksiniz. Paniklerseniz kaybedersiniz. İyi. Şunu dene derlerine. Toz olan bu. Şunlar da daha kremsi olanlar. Daha değil yani bildiğin krem olanlar. Biraz şeyi yoğun, dikkatli gidin ama dağılıyor. Çok kolay dağıldı. 240 aldık ama bunlar tabii ki indirimli fiyatları. Siz de eğer almak isterseniz indirimleri gözetleyin derim yani. Güzel bir ürüne benziyor. Biz bir denedik tabii bunları böyle hafif. Ben denedim ama daha bunu, doğrusu. Halen ilk kez denedim. Bu inanılmazmış yani. Bir de böyle bir glitter aldık arkadaşlar. Bu markanın mauve nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu markanın simleri vardı ya hani şu şuralarımızda kullanıyorduk. Daha önce göstermiştik. Herkes de almıştır bunlardan. Göstereyim yakında. Onu yine böyle glitterlı bir paletini aldık. Açalım istersen açık onu. Açık gösterelim. Aynen. O da, da gösterelim. Bu da 67 TL arkadaşlar. Ama renkleri harika. Çok güzel renkleri var. Çok bu güzel. Normal farların üzerine de dokundurup sim yapabilirsiniz bununla. Evet. Bence hoştur. Bunu da ben aslında şu an denemek istiyorum. Bakın benim şu anda göz kapağımda olan ama renk senin de... Şu palette arkadaşlar. Şu renkleri. Paleti de göstereyim hemen size. Bu palette. Ben bir önceki çektiğimiz videoda şu rengi sürdüm. Şunu. Ya yapısı inanılmaz bir yapısı var. Çok güzel. Şimdi bunu niye gösterdim önce? Çünkü şunu da bir denemek istiyorum aslında gözüme ama. Ondan önce şunları bir size swatchlayayım isterseniz. Çünkü şunun bir tanesini göstereyim. Yapısı çok güzel çünkü. Böyle bir holografik etki veriyor. Ben de anlamadım. Hiç bu kadar beklemiyordum yani. Şöyle bakın. Şöyle inanılmaz bir görüntüsü var. Şok değil çok mi? Şu göz an biraz beyaz o kadar gibi duruyor. Güzel durdu ki. Çok güzel lan. Diğer renkleri de aynı şekilde. Bir de ben önceden şu pembeyi denemiştim. Yani ilk aldığımızda şu pembeyi göz kapağımda denedim. O da çok hafif denedim. Hafif denememe rağmen o pembemsi nötr duruşu çok güzeldi. Çok beğendim. Şundan da bir renk gözümün üstüne sürsem mi diyorum. Ama senin zaten şu an çok simdi. Sürsen de anlaşılmaz ki. Belki bir tık koyusunu şöyle gözümün ucuna dokundursam. Bunların yapısı da bu arada arkadaşlar bayağı bir jel. Jel yapıya sahip. Yani böyle parmakla alınması gerekiyor. Fırçayla biraz namümkün gibi görünüyor. Şöyle bir yapısı var. Bunun da biraz böyle. Daha simleri büyük. Diğerlerinin daha küçük. Bunun hepsinin boyutu aynı değil arkadaşlar. Aynı değil. Sadece bu mavininki büyük. Mavininki büyükmüş. Şey ben şu rengini bir farımın üstüne sürmüştüm. Çok güzel olmuştu. Pure Beauty'nin CC kremini kullanıyordum arkadaşlar. Ben BB kremini de aldım. Bende de var. Evet 2 numarasını aldım. Çünkü dağıtıp onu yumuşatabiliyorum. Biraz daha çok beyaz durmasın diye. Işıklar da çok beyaz duruyor. O yüzden 1 numarasını almadım ama benim rengim kesinlikle 1.
Bu arada CC ve BB kremin iki numarası çok farklı. BB'nin ikisi daha koyu, onu anlamış oldum. Çok memnunum ben bu markadan. BB'sini de sevdim açıkçası. Ben de bunu kullanıyorum. İki numarası bana zaten tam oluyor. Ama şöyle bir şey hissettim ben bunda. Acaba doğru mu hissettim bilmiyorum. Sanki bu bende biraz akne oluşumuna, yani bilmiyorum, ben buna yordum onu. Şu anda da bunu kullanmayı bıraktım ama onun dışında bir deniyorum yani. Acaba bundan kaynaklı mı değil mi bilmiyorum. Bunu bıraktım ama bundan o kadar memnunum ki bunu böyle cildine sürüyorsun. Tertemiz, sanki böyle hiçbir şey yokmuş gibi. Kapatıcılığı da çok güzel. Öyle bir görünüm var. Bundan çok memnunuz yani. Ama bende sivilce sebep olmadı arkadaşlar. Bu tarz ürünler herkesin cildine göre farklılık evet. gösterir. Bu da ben de biraz sanki öyle bir şey hissettim. O yüzden şu an deneme aşamasındayım. Şu an önceden de kullanmış olduğum bu ürünü kullanıyorum. Bu nemlendirici özelliği olan bir şey. Bunun fiyatlarından da bahsedelim mi? Evet, bu 210 TL arkadaşlar. İndirimli fiyatı tabii. Normalde bu fiyatta evet. değil. Bunu da indirimde 140 TL'ye aldım. Bundan çok memnunum. Bunu önceden kullanıyordum. Bunu bırakıp şuna geçmiştim. Sonra bunun işte öyle şüphelendiğim şeyle olaylarından dolayı tekrar buna geri döndüm. Bunun da yapısı çok güzel. Tavsiye ederim. Kapatıcılığı da iyi yani. Bir de şöyle bir baz aldım kendime şeyden. Gratis'ten. Gratis'ten Biolis. Yapısı çok güzel. Yumuşacık, böyle sürdüğün anda böyle inanılmaz yumuşak bir yapısı var. Bunu cildimin altına sürdüm. Üstüne de şunu uyguladım. Şu an sürdün değil mi? Evet, yüzümde. Şu an sürdüm. Şu an yüzümde var. Ama bana biraz böyle sanki hafif bir matlık veriyor gibi geldiğinden dolayı böyle hoşuma gitti mi gitmedi mi anlayamadım. İki kere kullandım. O yüzden bunun için de daha henüz deneme aşamasındayım. Ama ipek siliği çok güzel. Böyle eline bile sürdüğün zaman böyle yumuşacık oluyor. Bunu ne kadar almıştın? O yüzden almıştın? Bunu da 50 ya da 60 gibi bir fiyatı vardı bunun da. O zaman şeylere geçelim, göz kalemlerimize geçelim. Bu tattoo liner'lardan aldık Flor Marine arkadaşlar. Alena'ya daha önce bu rengini almıştım. Kendime de ben bu rengini aldım. Alena da başka bir rengini daha aldı. Bunları seviyoruz biz. Severiz. Evet, bu... Hatta dur gözümüzü içine sürelim. Sürelim, hadi. Sürelim. Bu bendeki 05 Berry tattoo liner. Bu böyle biraz işte gözde kızarmış, ağlamış. Böyle hafif seksi bakışlar gibi bir etkileri var. Hoşuma gidiyor. Bendeki de 10 numarası. Ben sürdüm gözümün altına bunu. Bu benim gözümün rengini de açıyor. Bu böyle bakışlara böyle çok masum bir hava veriyor ya böyle. Çok hoşuma gidiyor benim. Bunu aynı zamanda göz üstlerinize de sürebilirsiniz ama bu öyle bir kalem ki arkadaşlar. Bunu şimdi buraya sürdün ya. Sürdün. Bunu hiç beklememen lazım dağıtmak için. Çünkü beklediğin anda bu buraya yapışıyor. Şimdi biraz kurusun, göstereceğim size nasıl yapıştığını bunun. O yüzden bunu göz kapağınızın üstüne sürdüğünüz zaman çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü hemen kuruyor ve dağıtma şansınız olmuyor. Zaten tattoo liner diye geçiyor. Aa, bakın kurudu mesela şu an. Bunu çok artık zor artık dağıtması. Çıkarmak mümkün değil yani. Bu arada bu ürünün çok yağlı göz kapaklarında kalıcılığı olmadığını duydum. Bilmiyorum yani bazı, normalde bunlar tabii akmıyor, waterproof da, o tattoo liner zaten adı üstünde, kalıyorlar yani ama çok evet. yağlı göz kapaklarında, göz altı çok yağlı olan insanlarda kalmadığını duydum, bilmiyorum, bende güzel kalıyor, sürdüğüm gibi duruyor yani. Bu arada bunların kahvesi de var, benim evet. o bir kalem kayıp hikayem vardı, kalem kaybettiğim, bu rengini ve o kahvesini kaybetmiştim, o kahvesinin de inanılmaz bir görüntüsü var, onu da alacağım, onu alamadım henüz daha ama o da böyle göz üstlerine sürdüğünüz zaman, özellikle tam şöyle uç kısmına şöyle ufak bir sürdüğünüz zaman çok güzel görünüyor. Yani bu kalemlerden ben memnunum. Bunlar da 150 TL'ydi söylemiştik. Evet, indirimde 150 TL'ydi. Dur, ben şöyle koyayım da karışmasın. O zaman linerlardan devam edelim. Evet. Ben Biolis'in hem fiyat performans ürünü olarak değerlendirebileceğim bu eyeliner'ını çok seviyorum. Benim de bitmişti, aldım, yeniledim. Bu 52 liraydı arkadaşlar. Bayağı indirimdeydi. Bunu da 52 evet. liraya almış oldum böylece. Bende de bunun keçe uçlusu var. Ondan da çok memnunum. Zaten aynı. Bu sadece fırça uçlu. Bunun ucu şöyle fırça. Yine arkadaşlar, yine bu mov diyeceğim ben ama nasıl okunduğunu gerçekten bilmiyorum. Bilenler yazsın. Yine şu markanın böyle bir eyeliner var. Zaten bunun böyle glitterlı serileri var ama bu glitterlı değil bu arada. Ama bunun ucu böyle, rengi böyle. Bunun birkaç rengi daha vardı. Ben gözüme sürdüm. Şöyle göstereyim size. Siz oradan telefondan net görürsünüz diye düşünüyorum. Siyah, alttaki siyah da az önceki gösterdiğim bir Biolis'in liner'ı. Bu da mor liner. Bu arada bir mor şey liner. Söyleyeyim mi?
Çok güzel. Ben bunu elime swatchladım. Swatchlamayı severim. Elime swatchladım ve bu benim elime yapıştı. Ben bunu çitile, kazı, yıka, pakla hiçbir şekilde elimden çıkaramadım. Artık böyle son çıkmıştı ama hala böyle izi vardı orada. Ruju mu göstersek? Ay bu ruj var ya arkadaşlar, şu ruja bayıldım ya bu. Yine Revelation, biz bu arada Revelation'ı çok seviyoruz Aleyna'yla. Evet. Çok güzel ürünleri var. Bir The Balm, bir Revelation çok hak ettiği değeri görmüyor. Özellikle bizim influencerlar tarafından. Neden bilmiyorum artık. Lip Cream diye bir ruj. Bunu çok beğendim. Şu an dudağımda olan ruj bu. Hatta bunun kalem olarak da Flormer'inkini, onu birazdan gösteririm. O kalemi kullandım. Bu arada benim şöyle de dudağımda bir, o sende var de şu bu anda. Var? Evet, ben farklı bir dudak kalemiyle çerçeveledim. Sen daha koyu bir dudak kalemiyle çerçevelemişsin. Evet. Çerçevelemişsin. Şöyle yap bakayım, sen daha mı hafif sürdün acaba? Ben yoğun sürdüm şöyle lük. Ben bir kere de geçtim. Bir de böyle hafif bir dudak kalemi yaptım. Ona uygun. Benimki iki kat. Ben de bir tık daha koyu durmuş. Normalde tam tersi olması lazımdı. Ben iki kat sürdüm. Sen daha ben hafif tek sürmüşsün. Kat sürdüm. Ben öyle olduğunu düşündüm şu an. Ya bu şey de kolay, biraz şu aplikatör, şu uca çok alışık değilim ben aslında ama biraz böyle değişik geldi bana. Ama yapısı çok güzel. Yapısı çok güzel, dudağın da yokmuş gibi hissediyorsun. Bayağı ipeksi bir duruşu var. 140 TL. Arkadaşlar bu ruj da 140 TL'ydi indirimde, normalde 300 gibi bir fiyatı var. Dudağıma sürdüm tekrardan. Bir kat daha mı geçtin? Yapısı çok güzel ya. Ben kalemi çok ince sürdüm bu arada. Bende niye bu kadar koydurdu? Ben de şaşırdım. Bunun başka kırmızı renkleri var mı acaba? Bayıldım ben buna. Vardı. Bayıldım. Başka renkleri vardı. Aslında çok çekimsel yaklaşmıştı ama ben evet, buna niyeyse bir yükseldim. Hissettim herhalde. Normal yeni ürünlere çok açık değilimdir ben. Sen öyle misin? Onu bilmiyorum. Öyle ben misin? Bana sen katılan çok her şeyi götüreceğim yani, ya, alacağım. Ben normal böyle kullandım. Balm rujunu süreyim. Ben ha, tamam mutluyum. Flormer'ın var bir de, o Silk Matte serisi rujları. Onları severim. Bunu da sevdim. Kalıcılığı da iyi bu arada. Bununla ben böyle çay may falan içtim. Kalıcılığı çıkmıyordu çok yani. Iyi. Kalıcılığı güzeldi. Öyle Kalıcılığı bardağı çok falan güzel. Da çok çıkmıyor. Çıkıyor ama çok çıkmıyor. Hiç çıkmasın diyenler The Balm rujlarını az. Ona hiçbir yerde bulaşmıyor. Dudak kalemini gösterecektim Flormer'ın. Ya bu Flormer'ın klasik dudak kalemleri. Ben Flormer'ın kalemlerini beğeniyorum. Şuraları ne çok sert, çok ne ucu, ne çok sert, ne çok yumuşak olduğu için ben bunları beğeniyorum. Bu benim için aldığım en koyu dudak kalemiydi. Bunu bir makyajda bana kullanmışlardı, koyu bir dudak kalemi. O yüzden almak istedim. 244 numarası Ama bu. güzel bir çerçeve şey. Evet. Ama bu renkte, yani bu rujun renginde bir tık kendini gösterememiş dudak kalemi. Evet Yani ama buna daha da yakıştı. Buna da yakıştırdım ben. Ona yakın tonlarda bir şey sürmüş olsaydın ruj daha da güzel dururdu. Ama bunda da yine iyi bunda da yani. Çok güzel durdu ya. Ben çok sevdim. Bir deneyeyim dedim. Bakayım olacak Evet. mı diye. İnce sürdüm yani. Bunu çok kalın sürmedim. O yüzden belki de çok sırıtmıyordur. Bunlar da 60 liraydı arkadaşlar. Normalde 120 Evet. lira falan bunlar. Şu fırça seti, Naşita'nın üçlü kontür seti. Bu 181 TL'ydi. Yani bu bedavadan biraz daha pahalıydı. O kadar söyleyeyim. Biraz Evet. da denemeler yaptım üzerinde daha yeni. O yüzden fırçalı şu anda sıfır gibi değiller yani, kullandım. Normalde bu tek başına zaten bunun kadar bir fiyatı vardı. Ne 380 mi? kadardı? 350 mi? Öyle bir şey normal fiyatı. Hayır. Ne? Şunu tek başına satın Ha alacaktık ya. evet. 120 150 lira gibi miydi? bir şeydi. 120 miydi? 120 idi. 50 lira daha fazla veriyorsun ama mesela şöyle aynen set almış oluyorsun ve çok iyi yani. Az Özellikle kalsın şu. aynen şunu alıyorduk. Evet. Üçünü Sonra bunu almışız. Üçünü gördük. Üçünü görünce ben üçünü aldım. Şöyle bir Naşita'nın yine bir fırçasını aldı. Karıştırma fırçası. Biraz daha oval uçlu, bir de yoğun fırça. Bununla güzel şöyle yuvarlaklar yaparız diye düşündük. Evet, çok güzel. Hatta sen geçen videoda, iki geçen video videoda önce... şunu kullandım ben. Onu mu kullanmışsın Şunu sen? kullandım. Ha, pardon. Bu böyle özellikle şu gözlerinize gölge vermek istiyorsanız şununla o siyahlığı çok güzel ve çok doğal dağıtabilirsiniz. Çok ben Naşita daha önce kullanmamıştım. Şimdi kullanınca diğer fırçalarımla arasındaki farkı anlıyorum yani. Çok Çok güzel iyi. Ve çok başarılı fırçaları Fırçalar var. da yumuşak yani arkadaşlar. Evet, Biraz çok böyle puf 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 puf. Eclipse'in fırçalarını ben çok kullandım. Onlar biraz sert Bir Naşita'ya tık daha göre. sert kalıyor onlar ama bunlar Bunu daha böyle beğendim. bildiğin Beğeniyorum. pro yani. Aynen. Bu biraz daha geniş kapsamlı. Bu biraz daha böyle işte tam böyle pıt pıtımsı böyle dip köşeleri şöyle hafif hafif dağıtabilmek için. Ya da bu kriz bölgesinde de kullanılır bu Evet, aslında. aslında ben bunu biraz da o yüzden Belirginleştirir. aldım. Şu geçişlerde belki biraz daha güzel yapabilirsin, yuvarlayabilirsin şuraları. Ben Evet. çok keskin sevmiyorum, kullanmıyorum ya arkadaşlar. Ben daha yuvarlak, oval seviyorum. Bazen çok
katı kalıyor. Özellikle bu ışıklarda geçişler güzel durmuyor. Ama bununla güzel dağılıyor. Güzel olacağını düşünüyorum. Kullanıyorum. Şimdilik memnunum. Öneririm valla, alın derim yani. Evet, güzel. Bir de şu var. Kaş fırçası. Benim kaş fırçam kaybolmuştu. Sert. Bu bir, yani bayağı sert bu. O kadar da abartmayayım da. Hani sert bir fırça. Şöyle de kaş tarağı var ama ben bunu şey için aldım. Şu göz altlarımı boyamak için aldım arkadaşlar. Diğer eyeliner fırçalara bana biraz yumuşak geliyor. Tam ayarını bulamadım. Bir tane kaybettim. Dedim ki bu Lycott'ın fırçası kesin dedim serttir. Neyse şu an istediğim ayarda. Sadece şu gözümün altında koyu renkleri sürmek için kullanıyorum. Kaş da boyarım tabii ki. Kaşımı bununla boyamadığım için. Göz altında da ben Eclipse kullanıyorum. Bakayım farklarını, merak ettim bunu. O biraz daha bu serttir. Bu sertmiş he. Gerçekten. Evet. Ya bu sertlerle ama daha ince sürebiliyorsunuz. Yani gözüm küçük olduğu için. Yumuşak seviyorum böyle. Güzel oluyor. Belki de elim ona alıştığı için, tabii, kaybettiğim tabii. Fırçama alıştığı için belki de o yüzden ben böyle yapıyorum. Biz sürekli bir şeylerimizi kaybediyoruz ya. Yani. Evet, fırçam ben var ya aslında ben yok. Ben hiç kolay kolay bir şeyimi kaybetmem arkadaşlar. Ben de kaybetmezdim. Niye böyle oldu bilmiyorum ya. Bir de şöyle bir concealer fırçası aldım ben. Çok güzel böyle yumuşacık böyle sürüyorsunuz, dağıtıyorsunuz ya da böyle kapatmak istediğiniz bir yerler varsa, bir sileceğiniz bir şeyiniz. Onların üstüne kapatıcınızla böyle pıt 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 geçiyorsunuz. Çok yumuşak böyle, bak hiç gözü yormuyor. Ve gözün içine de girmiyor. Tam böyle göze uygun yapılmış. Bu da yine Naşita'nın bir fırçası. Yine bu da kaç, 45-50 lira gibi bir şeydi evet, arkadaşlar. Çok uygun ortalama fırçalar böyleydi. Bunları bayağı biz uygun aldık yani. Yani fırçaları, Naşita'nın fırçalarını bu fiyata bulmak biraz, yani zaman zaman bazı fırçaları düşüyor arkadaşlar. Bu arada evet. Ben allık fırçasını da kullanıyorum, çok memnunum. Naşita'nın fırçalarını alın derim. Bir 10-20 lira daha fazla verip alırsınız. Evet. Çok pahalı değil, çok da indirimlerde ucuz oluyor. Şöyle de bir süngerini aldım Naşita'nın yine. Bu sünger de sevdiğim, kullandığım bir sünger zaten. 45 liraydı. Bakayım. Aldım. Böyle yumurta gibi kutusu var. Yapısına bakayım. Güzel. Tontiş. Yani bunu ıslatmasam bile yumuşak. Kırdı. Al. Kırdım. Kırdım. Zaten nasıl atacağım. Önemli ya. Değil. Neyse. Kutuda durmasın zaten. Ay. Yumurta gibi. Kutuda durduğu gibi. Ay. Allah ama çok güzelmiş kız, evet. Onu, bu var ya, ıslatmasan bile kullanırsın, o kadar tatlış ve yumuşak bir sünger yani. Çok tatlı. Bununla çok güzel yediriyorsun, o böyle ıslak ıslak görünüyor. Ben de o görüntüleri seviyorum ciltte. Nemli evet. Nemli. Bunu da gösterelim. Bu da bakın fırça fırça demişken madem. Ay kamera. Öyle bir salladım ki kız fişler uçtu, bir şeyler oluyor. Bunu da 12 liraya mı aldım, 20 liraya öyle bir şeye aldım bunu da. Bu böyle arkadaşlar, bu tırnaklarımızın arasında hepimizin olabiliyor. Otobüse biniyoruz, bir şeye biniyoruz, bir şey yapıyoruz falan. İster istemez bir şeyler de oluyor. Bu böyle çok pratik. Fıtı 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 buraya, fıtı 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 buraya. Çok güzel temizliyor tırnaklarınızı. Aklınızda bulunsun. İsterseniz hatta böyle manikür falan yaparken böyle tırnaklarınızı da fırçalayabilirsiniz. Bu güzelmiş, ben bunu sevdim. Ben de almadığıma pişman oldum arkadaşlar ya. Keşke alsaydım. Bir de at kılı fırçası mıydı? Evet, o vardı. Onlar da 150 liraydı. Onları almadım, onu da almadım, pişman oldum. Bu Eclipse'in bu arada. Bazen böyle inat ediyorum, almıyorum bir şey. Evet, çok garip. Bazen aldıkça alasımız geliyor, bazen de. Bu serumlarımızı gösterelim şöyle. Şöyle üçlü bir, belki tek tek göstersek ya daha olur. Mı iyi olur acaba? Ben de şundan bunları ikisini şöyle göstereyim. Ben de bunu, bu ikinci kutum. Bir kere almıştım, ondan sonra yine bir şey aldın mı onu kullanacaksın evet. İşte. Sonra değiştirdim. O böyle beni mahvetti falan, böyle cildimin içinden geçti yani. Sonra tekrar buna döndüm. Bu böyle cilt lekeleri için falan çok iyi geliyor. Ben de bir haftadır falan tekrar kullanmaya başladım. O yüzden cildim böyle bir nötrledi, iyi geldi. Memnunum yani bundan. Bir de çok güzel böyle yumuşatıyor cildi falan, böyle bakımlıyor yani. Şu kırmızılıyı da kullandım. Bu kimyasal peelingine de yine yeni başladım. Onu da kullanıyorum. Bu da böyle aktif sivilceleri falan böyle benim anladığım biraz söndürüyor. Çünkü bir kere aktif sivilcem varken yapmıştım. Böyle bunun onu içinde salisilik asit var. Zaten salisilik asitin böyle bir özelliği var, evet, arkadaşlar. Evet, söndürdü yani. Aspirinde olan bir şey. Aspirin, hatta bazı maske videoları izlemişseniz onlarda da söylerler sivilcelerinize aspirin ezip şey yapın falan diye. Böyle bir özelliği var salisilik asitin. Bu peelingde de böyle bir şey var. Niacinamide'de zaten gözenekleri sıkılaştırıyor vesaire vesaire. Şimdi bunları çok ayrıntılı anlatmayacağım. Bunları ben daha kullanmadım bu arada. Ben şunu kullanıyorum bayağıdır. Buna da yeni başladım. Buna daha doğrusu geri döndüm, yeni başladım. Buna da tamamen yeni başladım. Bunda da anladığım böyle şey,
aktif sivilceleri söndürüyor. İyi. İyi gidiyor yani şu an. Bir de ciltte olan hissiyatı. Ciltte olan hissiyatı da çok güzel. Çok güzel. Zaten The Press'in ürünleri çok güzel arkadaşlar. Serumları harika. Yüz yıkama jelini kullanmıştım. Ondan da çok memnunum. Kendine has bir marka, güzel bir marka, kaliteli bir marka. Bu arada bu ürünlerin hiçbir reklam değil. Biz bunların hepsini parasını ödeyip aldık arkadaşlar. Onu da tekrar belirteyim. Fişlerimiz de burada zaten. Fişlerimiz de burada. Sonracığıma gelelim. Neutrogena'ya. Ben yıllardır Neutrogena kullanıcısıyım arkadaşlar. Kolay kolay. The Press dışında ben yüz yıkama jelimi hiç değiştirmedim. The Press'in yüz yıkama jelini aldığımda onu kullandım. Ondan da memnun kaldım. Ama ben yine de Neutrogena'ya devam edeceğim. Arada bir yine The Press alıp cildi bir şaşırtırım. Ben var ya ne kadar söyleyeyim. 7-8 yıldır Neutrogena kullanıyorum. Benim çok sivilce problemim vardı arkadaşlar. Ben Rakuten falan kullanmadım. Normal ergenlik sivilceleriydi. Biraz fazlaydılar. Bir sürü yüz yıkama jeli kullandım. Şimdi bu öneri gibi olmasın sizin için. Çünkü ben bunları kardeşlerime de söylüyorum. Başka arkadaşlarıma da söylüyorum. Mesela herkes de aynı etkiyi kesinlikle yaratmıyor. Bu bir öneri değildir. Ama eğer arıyorsanız bir deneyin, bir şans verin derim. Greyfurt serisini kullanıyordum ben. Pembe Greyfurt serisini. Daha sonra bu Hydro Boss serisi çıkınca buna geçtim. Bundan yani ben çok memnunum. Yüz yıkama jelim bu. Bununla da makyajımı da bununla çıkartırım. Benimki de yeni bitti bu arada. Ben akneye eğilimli bir cildim olmasına rağmen bu bende sivilce yapmadı mesela. Hı-hı. Gayet nemli, güzel cildimi temizliyordu. Bir de makyajı da çok bir pompa mesela evet, ben kullanıyordum. Yetiyor. Bir pompada tüm cildi temizliyor. Çok evet güzel. Bu da çok önemli bir şey bu arada. Bir pompada temizlemesi evet. De çok önemli bir şey. Daha sonra yine bunu sevdiğim için tabii ki bir de Hydro Boss serisi su bazlı evet. Ürünleri olduğu kuru için. Kuru bırakmıyor böyle nemli bırakıyor cildi. Özellikle sivilceli ciltlerin zaten su bazlı ürünler kullanması gerekiyor. Çok yağlı ciltler de zaten su bazlı kullanır da şimdi ben bunların tavsiyesine girmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle açık açık çok anlatmayı sevmiyorum bu olayları. Herkes de farklı. Çünkü herkes de farklı. Eski. Kimsenin günahına girmek istemiyorum. Kısacası o yüzden çok anlatmak istemiyorum. Su bazlı olduğu için benim cildim öyle çok iyi geldiği için ve nemlilik oranı saat bazında çok yüksek olduğu için Neutrogena'nın ürünlerinde ben bunu da çok severek kullanıyorum. Bu da yüzüme kullandığım kremim bu. Soranlar da burada öğrenmiş oldu. Yine bunun da hyaluronik asitli serumu var. Bunu burada Alena da kullanıyor bunda. Bundan da çok memnunum. Bunu sürüyorsun. Yani sabaha ben akşam sürüyorum tabii hyaluronik asitli. Nemlendiricinin üstüne sürüyorum arkadaşlar. Bunu da iyi araştırın. Hyaluronik asit nemlendiricinin üzerine sürüldüğünde daha aktif oluyor ve daha uzun süre nemlendiriyor diye ben araştırdığımda böyle gördüm. Öyle sürüyorum. İçinde bunun kapsüller var. Sıktıkça o kapsüller patlıyor. Çok da eğlenceli bir şey böyle. Şimdi bendeki bitmedi daha o yüzden bunu açmadım. Bu öyle. Yine Hydro Boss serisinin gözaltı kremini kullanıyorum. Yeniledim tabii bunların hepsini tekrar aldım. Aynen. Bitirip tekrar aldım. İndirimde görünce hemen aldım. Bunu 150'ye aldım bu arada. Bu da 150-170 gibi bir şeydi. Bu da 110-120 arasındaydı. Normalde asla bu fiyatlara değil. İndirimde en son şu 100 liraydı. En son. Normalde asla bu fiyatlara evet. Değiller arkadaşlar. İndirimde bile bu fiyat olmuyor da 11-11 indirimle öyle denk geldi. Bu da yine bunlar da 200 gibi bir şeydi galiba değil mi? İndirimli 170 150 miydi? Tarzı bir şey olması lazım. İndirimli fiyatı öyleydi. 150-170 arası bir şeydi evet. Ama normalde o fiyatları bulamıyorsunuz. Bu arada bununla ilgili şey söyleyeceğim. Böyle çok uyuyakaldınız diyelim böyle işte. Yani yüzünüz çok yorgun, böyle ölüyorsunuz yorgunluktan, yüzünüz solmuş falan, cildiniz kötü. Hatta göz altlarınız çok kötü diyelim. Bunu buzdolabında bekletip kullanırsanız, bir ara ben öyle yaptım da sonra üşendiğim için gene öyle yapacağım. Buzdolabından alıp sürdüğünüzde cilt direkt göz altlarınız canlanıyor ve direkt o şişlikler iniyor. Buna kalıbımı basarım yani, net. Bunda çok netim. Ve artık yaş itibariyle 30'u geçince retinollü bir gözaltı kremini de aldım. Buna da yeni değil mi? Buna da henüz daha başlamadım. Başlayacağım evet. Bu arada retinollü kremleri ve serumları lütfen kışın kullanın. Güneş ışığından. Evet. Hatta kışın bile gündüz değil gece kullanın. Bu da dipnot olarak size bir tavsiyemdir. Bu da bunun retinollüsü mü? Galiba öyle olması lazım. Ben öyle acaba anladım. Açayım mı bunu ya? Çok ben aç. Bir şeyleri denemeyi açmayı çok seviyorum. Onu daha önce hiç denemedik istedim. Ya açabilirsin. Nasıl açacağım? Şurada bantları ver bakayım var. Ben bir yırtayım onu şuradan şöyle. Bunlar çok hassas şeyler arkadaşlar. Şimdi ben size gidin retinol alın diyemem. Onu söyleyeyim başta. Alırsanız da cildiye, cildinize, doktorunuza danışın. Bu da böyleymiş.
Bunu haftada belli bir sayıda kullanmanız gerekiyor. 2-3 kere falan kullanmanız gerekiyor. Yazıyor zaten üzerlerinde genelde. Bitti galiba. Bir de şu parfümüm var, onu göstereyim. Dedim. Bu Watson's'ın deodorantı. Bundan çok memnunuz. Sen kullanıyor musun bunu hala? Ben de kullanıyorum bundan. Şu anda bu Emotion'ınki falan vardı. Bunlar 50 TL falan olması lazım. Hatta evet 50 TL'ye aldım, 2 tane aldım. Deodorantlar çok şey değil mi ya? Çok pahalı değil mi arkadaşlar evet. Ya? Bu sıfır alkol, sıfır paraben arkadaşlar. Bu o yüzden zaten tercih edilme sebebi. İndirimdeydi ve bu hiç kokutmuyor. Bu bayağı şey, güzel yani. Çok memnunum bundan. Sıkıyorsun, daha hiç terleme merleme. Gerçekten yazın öyle... başında ben onu kullanıyordum mesela. Hiç terleme falan yoktu. Terleyen bir insan da değilim ama öyle şey yani. Ya tabakası yok, terlemiyor arkadaşlar. Deodorant da bu şekildeydi arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Evet. İstediğiniz ürünleri de yazın. Deneriz. Ben bir şeyleri denemeyi çok seviyorum. O yüzden merak ettiğiniz bir şeyler varsa bunları yazın. Ben böyle deli gibi heyecandan böyle şunları gördüm ya, hele böyle çıldırdım. Hemen. Her yerime süresim geliyor böyle. O yüzden bunları denerim. Bunları hatta Reels'a çekebiliriz böyle Instagram'da. Özellikle hani hadi bunu da geç, onu da geç, şunu da geç ama ben bunun hem pigmentine hem o yapısına gerçekten inanamayarak kaldım. Bunun bu arada birkaç, 5 palet falan bunlar çok galiba var. Ama sakın şu kapağından bakarak renkleri almayın. İnternetten önce şöyle açık haline bakın. Çünkü kapak açıkken ve kapalıykenki duruşu çok farklı. Biz bir tanesini hayal kırıklığına uğramıştık ya. Evet, bir tane aldık. Sağ olsun kasadaki kadın bize dedi bunları isterseniz ben size açık halini göstereyim dedi, renk skalasını. Bize hepsini tek tek gösterdi. Ondan sonra biz de bunu seçtik. Bunu aldık. Yapıları inanılmaz. Zaten çok I Love güzel. Revelation benim şu eski paletimdir. Bu da yine aynı markanın. Çok güzel yapıları. Biz çok severiz arkadaşlar. Evet, çok seviyoruz. Bende de birçok paleti var. Yani verdiğiniz paraya değer. Zaten çok daha uygun fiyatta diğer ürünlere göre ve kalitesi de çok güzel. Bu da 100 TL'ydi. Bu arada bu Revelation'ı bilen de biliyor yani. Make-up artistlerinde kullandığı bir marka. Evet. Hani kalitesini bilen bilir, öyle söyleyeyim size. Öneririm. Hem uygun fiyatlı. İndirimler de çok iyi düşüyor. Hı-hı. Mesela şu palet 75 TL. Bu değil de bunun başka, bu muydu kız? Bunun başkasıydı galiba. Kasada kadın dedi ya 80 TL indirimde şu an. 75'e mi 80'e mi ne düşüyordu? Bayağı indirime girince güzel indirime giriyorlar arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun. Rujunu da beğendik. Böyleydi. Kendinize iyi bakın. Evet, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.